Arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle şiş örgülerindeki yaka çalışmalarımızdan kısa satır çalışmamızı yapacağız. Diğer ismiyle ilmek düşürmede diye bildiğimiz yakamızın şu şekilde içe doğru oyuntulu bir şekilde örülmesini sağlayacağız. Şimdi ben çalışmamıza başlamak için kısaca bir ilmek aldım. Çok büyük ilmek almadım. Robayı tamamen örmüyorum. Sadece kollarımıza geçişteki artışlarımızı yaptım. Diğer tarafı kullanmadım ki sık sık sadece örgümüzün olduğu yere odaklanalım. Yani yapmamız gereken bu çalışmada sadece ön kısım. Diğer kol ve arkalar aynen bildiğimiz gibi devam. O yüzden yoğunluk sadece çalışmamız üzerinde olsun diye sadece yakamızın üzerinde genel ağırlığımızı bulundurduk. Yani genel çalışmamız yakamız üzerinde. Şimdi yaptığımız işlemimize bakalım. Bakınız, şöyle ben kısaca bir çizim yapmıştım. Umarım şöyle faydalı olabilir. Şöyle bakalım. 10 ilmek olarak önümüzü ayırdım. Buradaki kenar patlarımızı 5 ilmek 5 ilmek olarak tuttum. Bakınız şöyle göstereyim. 5 ilmek 5 ilmek kenar patlarımız, 10 ilmek de önlerimiz olarak ayırdık. Diğer parçalarımızı örmedim. Sadece kolumuza geçiş olsun diye bir tane basit ajurumuzu çalıştım. Şimdi ikişer ikişer bakınız geri dönüşlerimizi yaptık. Geri dönüşlerimizde delik olmaması için sarıl dön tekniğiyle ilmeğimizi şişimizi alıp etrafını dolaşıp tekrar örmeden geri yerine taktık ve bu şekilde herhangi bir şekilde delik olmadan yakamızı tamamladık. Şimdi bakınız 1 2 3 4 defa bu işlemimizi yaptık. İkişer ikişer örmeye devam ettik. Ön yüzden başladım. Bakınız buradan dümdüz ördüm. Artışlarımı yaptım. Sizler diğer artışlarınızı da yapın. Şu aşağı kısmı için hepsini artışlarımızı yaptıktan sonra 2 tane ilmeğimizi ördüm. Bu taraftan 10 taneden 2'yi ve geri döndüm. Geri dönerken biraz önce de anlattığım gibi sarıl dön tekniğini örmediğim ilmeğin bir tanesini alıp etrafında dolaştım. Tekrar örmeden yerine taktım ve örmeye devam ettim. Bu şekilde bütün ilmeklerimizi tamamladık. Şimdi inşallah videomuz yardımcı olacaktır. Evet, kolay gelsin diyerek hemen çalışmamıza başlayalım. Kolay gelsin. Çalışmamıza başlamak için 3 diş ben haroşamı örerek geldim. Kenarlarımıza 5'er ilmek kenar patımızı ayarlayalım ve önden çalışacağımız bölümü ayıralım. Bu kısım normal bir yelek çalışması olmadığı için sadece kenarlarımızı çalışmak istediğimiz için, yani kısa satırlarımızı çalışmak istediğimiz için aradaki teferruata girmek istemedim. Sadece yakamıza odaklanmak istedim. Sadece ilmek düşürme için bize gereken öndeki ilmeklerimiz ve kenar patımızı ayarladım. Şu kısmı sadece hızlıca örüp geçebilmek için. Bu kısmı gayet güzel bir şekilde hem başlangıcını hem de bitişini tamamladıktan sonra modelimiz yerine oturacaktır. Zaten diğer ayarlamaları, yelek robası ya da ceket öreceğimizi ya da her ne öreceksek onları diğer parçalarımızı ilave ederek çalışabilirsiniz. Şimdi en önemli noktalarımızı örerek başlayalım. Bakınız örgümün düz yönündeyim. 5 tane kenar ilmeğimi ördüm. 2, 4, 6, 8, 10 tane görmüş olduğunuz gibi ön için ilmeğimi ayırdım. Diğer tarafta da 2, 4, 6, 8, 10. Diğer taraflarla çok ilgilenmeyelim. 5 tane de kenar ilmeğimiz var. Evet, şimdi örmeye başlıyorum. Ön yüzdeyim. Ön yüzden bölümlerinizi ayırarak diğer uca kadar ilerleyelim. Yani şu ayrım yerimize kadar, önümüzün olduğu yere kadar gelelim. Orada görüşelim. Şu an yapmamız gereken herhangi bir şey yok. Modelimizin ön yüzü bölümlerini dağıtarak ilerliyoruz. Düz yönden örüyorum. Bizi ilgilendiren bu ön parça olduğu için ön parçadaki hemen pembe ayracımın yanındaki artışı da yapmak istiyorum. Sarı ayraç pembe diğer tarafındaymış. Hemen çıkarıyorum. Bir tane artışımı yapıyorum. Bölümümü ayırdım. Şimdi diğer tarafa doğru ilerliyorum. Örmeye devam ettim ve önümüzdeki 10 ilmeğimizin olduğu bölüme geldim. 2, 4, 6, 8, 10. Kolumuzla önümüz arasındaki olan ayrımımızı ve artışlarımızı yaptık. Yelek ya da ceket hırka öreceğimiz zaman mutlaka bu bölümümüzü de örmemiz gerekmekti. Şimdi 10 tane ilmeğimin 2 tanesini örüyorum. İkisini örüyorum. Artışımı yaptıktan sonra bakınız düz yönde olduğum için ikisini ördüm.
İki ilmeği ördükten sonra kalan 2, 4, 6, 8 ve kenar patlarımız duruyor ve örgümün arka yönünü çeviriyorum. Örgümün arka yönünü çevirdikten sonra hemen şöyle alacağımız ilmeklerimizi işaretleyelim. Öreceğimiz yerimizi bakınız, daha rahatlık olsun. Şimdi ipim bu tarafta. Örmediğim ilmeğin bir tanesini şişime takıyorum. İpim etrafında dolandırıyorum. Bu ilmeğimi sarıyorum. Bakınız bu tarafın gelecek turda öreceğimiz ilmeğimizin bir tanesini dolandırdık. Etrafını sardık, dolandık. Tekrar örmeden aldık. Bakınız iki ilmeğimiz yine örülmeden alındı. Diğer turumuzda kırmızıdan önceki iki ilmeğimizi örüyoruz. Evet, şimdi arkadan birer birer örüyorum. Artış yaptığım bölümlerimi de örüyorum. Tamamen ters örgümü örüyorum. Arkayı, kolları ne varsa örüyorsunuz ve diğer uca doğru ilerliyoruz. Diğer tarafın ayrım yerinde hemen bakınız. Ayrım yerimizden sonra iki tane ilmeğimizi örmüştük. Yine iki tane ilmeğimizi örüyoruz ve örgümüzün yönünü çeviriyoruz. Çevirdiğimiz örgümüzün yönünde bir tane ilmeğimizi bu yönden alıyoruz. İlmeğimizi öne alıp bu ilmeğimizi sarılarak dolanıyoruz. Bakınız tekniğimizin ismi ve bakınız örmeden aldım ve hemen arkasına bu iki ilmeğimizin bir tane ayraç takalım. Gelecek turda bu iki ilmeği ayracımızdan öndeki ilmeklerimizi alacağız. Kesinlikle karışmaz. Zaten bir sıkıntı olmaz. Belirli şöyle beline dolandığı için işaretimiz var ama hani herhangi bir şekilde kafanızın karışmasına izin vermeyelim. Bakınız ilmeğimizi dolandık ve yerine taktık örmeden ve devam ediyorum gördüğüm gibi örmeye. Bu taraftan örmeden dönüyoruz. Buradaki ön yüzde artış yerlerinin her bölüm arası mutlaka artışlarınızı yaparak ilerliyorsunuz. Bakın artış yerimi ördüm. Bir tane artışımı yapıyorum. Hemen bir ilmek üzerine sağdan soldan artışımı yaptım ve dümdüz arayı devam ediyorum. Kollar arka hepsini örerek ilerleyelim. Yine modelimizin bizi ilgilendiren koldan öne geçişteki artış yerindeyiz. Bakınız burada ilmeklerimiz de artmaya başladı. Yine artış yerine geldiğiniz zaman mutlaka artışlarımızı yapalım. Tekrar artışımı yapıyorum ve ilerliyorum. Biraz önce işaretimizi bırakmıştık. Bakınız işaretimizden önceki iki ilmeğimizi örecektik. Bakınız örüyorum. Evet, örgümün yönünü çeviriyorum. Örgümün yönünü çevirdikten sonra şöyle bakalım. Bakınız ters olarak ördüm. İlmeğim burada. İki tane ilmek yine hemen arkaya doğru işaret yapıyorum. Bir dahaki turda bu iki ilmeğimizi öreceğiz. İpim arkada. Ayırdığım iki ilmeği bir tanesini şişime takıyorum. Örgümü devam ettireceğim ipimi emanet olarak taktığım ilmeğin etrafından dolaştırıyorum. İpim etrafında sarıp dolaştırdıktan sonra tekrar yerine iade ediyorum. Bakınız iki tane ilmeğimizi tekrar yerine yerleştirdik. Sadece etrafını sararak dolaştırdık ve devam ediyorum. Ters yönde örme. Bir dahaki turda bu kırmızıdan önceki ilmeklerimizi örüyoruz. Devam ediyorum. Ters yönde artışlarınızı zaten yapmışsınızdır. Hepsini yine arkayı, kolları hepsini örelim. Diğer yöne doğru ilerleyelim. Evet, bakınız artış yerlerini örerek ilerliyorum. Ters yönde olduğumuz için herhangi bir işlem yapmıyoruz. Evet, örmeye devam ediyorum. Bakınız iki tane ilmeğimin olduğu yere kadar geldim. Hemen örüyorum iki ilmeğimi ve örgümün yönünü çeviriyorum. Hemen buradan iki tane ilmek tekrar takıyorum. Bakınız bir sonraki turda bu ikiyi öreceğiz. Ayracımızı taktıktan sonra iki ilmeğimizin öndekini geçici olarak diğer şişime alıyorum. İpimi etrafında şöyle bu ilmeğimizin dolaştırıyorum. Sarıp sarmalıyorum ilmeğimi. Tekrar geri emanet olarak aldığım ilmeği yerine takıyorum. Sadece geçiş amaçlı burayı kullanıyorum. Bir dahaki dönüşümüzde bu iki ilmeğimizi öreceğiz. Sarımızdan önceki ilmeklerimizi. Şimdi emanetimizi yerine taktıktan sonra
düz olarak örgümü örmeye devam ediyorum. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli nokta şuradaki artışlarınızı unutmadan devam edin. Diğer bakınız kol artışlarınızı arkaya hepsini örün ve diğer uca doğru tekrar görüşelim. Dümdüz örerek ilerledim. Şöyle bakıyorum. Bakınız arkada kırmızı ayracımın olduğu yerdeyim ve iki ilmeğimiz burada. Hemen örüyorum bu iki ilmeğimizi düz olarak ve örgümün yönünü çeviriyorum. Hemen iki ilmek daha geriye atıyorum. Bir dahaki turda bu iki ilmeğimizi öreceğiz. Mutlaka bir hatırlatıcı takarsanız çok daha güzel çalışırsınız. Evet, şimdi iki ilmeğim burada. Örgümü devam ettirdiğim ilmeğim bu yönde. Tekrar yine iki ilmeğimden şişin ucundaki olanı emanet olarak diğer şişime takıyorum. Etrafından diğer ördüğüm ilmeği dolaştırıyorum. Tekrar emanet aldığım ilmeğimi bir sonraki turda örmek için geri iade ediyorum. Evet, şimdi örgümüzü bakın bu şekilde iade ettikten sonra örmeye devam ediyorum ters yönden. Ters yönden herhangi bir artma eksilme yok. Devam ediyoruz. Diğer bütün araları ördükten sonra diğer uca doğru gelelim. İşaretimin önündeki iki ilmeğe kadar ördüm. Hemen bu iki ilmeğimi de örüyorum. Ve tekrar örgümün yönünü çeviriyorum. İşaretimi çıkarıyorum. Ve şöyle bakıyoruz. Bakınız örgümüz bayağı arka taraf olacak kısımlar yol kat etti. Öndeki kısmı görüyoruz. Bakınız bayağı bir basamak şeklinde öne doğru gelmekte kenar patımıza doğru gayet hoş bir görüntümüz var. Şimdi ayracımı aldım. Son iki kaldı. İsterseniz takmayabiliriz. Bir dahaki turda son ikimizi de aldıktan sonra bir tamamlıyoruz. Şimdi iki ilmeğim kaldı. Beş tane de kenar patım bakınız. İki ilmeğimden yine bir tanesini emanet olarak şişime geçiriyorum. Etrafında ilmeğimi dolaştırıyorum. Tekrar yerine takıyorum ilmeğim. Bir sonraki turumuzda örmek üzere hazır tutuyorum. Şöyle çok gevşek olmasın. Evet, sonrasında başlıyorum. Düz yönden örmeye. Bakınız buradan herhangi bir sıkıntı olmadan örüyoruz. Lütfen artışlarınıza dikkat edin. Şimdi arayı kolları hepsini ördükten sonra uç kısma doğru ilerleyelim. Kenar patımızın olduğu yöne doğru geldim bakınız. Şu şekilde öndeki ilmeklerimi örüyorum. Ayracımın önünde ayırdığım ilmeklerimi ve son iki tane kalıyor. Diğer tarafta da bakınız aynı kalmıştı. Takmamıza artık gerek yok. Döndürüyorum ilmeğimi, örgümü şu şekilde. İki ilmeğim burada. Diğer ilmeğim öre geldiğim ilmeği. İki ilmeğimden şişe yakın olanı bir tanesini örgümün olduğu yani örgümün sürdüğü yere takıyorum. İpimi etrafında dolaştırıyorum ve tekrar yerine takıyorum. Ve arkasından bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyorum. Ve sıra başına kadar bu şekilde ters yönden bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyorum. Evet, kenar patımı da ördüm. Şimdi örgümün düz yönündeyiz. Bakınız yakamız ne kadar güzel yumuşacık geçişimizi yaptık. Yakamızı istediğimiz düşüklüğe ulaştırdık. Tabii daha büyük isterseniz yani daha büyük yaka çalışmalarında da aynı işlemimizi yapabilirsiniz. İkişer eksiltebileceğiniz gibi üçer de eksiltme işlemini yapabilirsiniz. Tamamen isteğinize göre değişir. Kesinlikle kendinizi kısıtlamayın. Yani nasıl isterseniz o şekilde ayarlama yapabilirsiniz. Şimdi kenar haroşalarımızı aynı şekilde devam ettireceğiz. Şimdi kenardaki biraz önce geri dönüş yaptığımız yerlerimizi örerek ilerleyelim. Bakınız biraz önceki dönüş yaptığımız yerlerimizi şöyle görüyoruz. Gayet hoş görüntüleri var. Herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi ilmeğimizi örerek ilerleyelim. Şu şişimi düzeltmek istiyorum. Evet. Düz yönden örüyorum haroşamı. Ve bütün örgülerim düz yönden ilerliyor. Evet, şimdi
5 tane kenar haroşamı ördüm. Altı düz diyormuşum. İlerliyorum bakınız. Sizler bütün bölümlerini yerleştirebilirsiniz. Ben ana özellik olarak sadece önümüzle kolumuzu ayırmamız gerektiği için aradaki diğer arkayla diğer arkanın kol geçişini yapmak istemedim. Hiç zaman kaybetmeyelim. Bize en lazım olan kısım hem buradaki artışımızı takip edip hem de buradaki geri dönüşlerimizi takip etmekte. Bakın herhangi bir sıkıntı olmadan bu şekilde örerek ilerledik. Şimdi modelimizi dümdüz örüp bütün ilmeklerimizi aynı ölçüye getirdikten sonra yine kol ayrımlarınızı, arkanızı hepsini örerek devam ettirebilirsiniz. Bakın bu şekilde tamamladık. Ben şimdi başa çıkalım, görüşelim. Evet sevgili arkadaşlar, çalışmamızın bu şekilde sonuna geldik. Kısa satırlarımızı sarılı dön tekniği ile çalışarak tamamladık. Herhangi bir şekilde bu döndüğümüz yerlerde bakınız delik yok. Gayet muntazam bir şekilde ve de şöyle oyuntusu da çok hoş bir şekilde robamızın yaka kısmını tamamladık. Bundan sonraki kalan kısımlarında sizler istediğiniz roba uzunluğuna gelene kadar örmeye devam edin. Herhangi bir şey yok. Artışlarınızı devam edip kenar patlarımızı ve iliklerimizi unutmadan istediğimiz ölçüye kadar örmeye devam edelim. Evet, bir çalışmamızın bu şekilde sonuna geldik. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.